Değerli kardeşlerim, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi günler diliyorum. İngilizce yazışma dersimizin bu dönem beraber işleyeceğiz. Ve yine bu dersimizde değerli kardeşlerim, hedeflerimiz ne olduğunu, amacımızın ne olduğuna beraber bakalım. Öncelikli olarak İngilizce yazışma dersinin hem yönetmenliğimizin hem değerli arkadaşlarımızın ders içeriğine göre anlatmamız gereken hususlar ekranda gördüğünüz gibi öncelikli olarak İngilizce temel kavramların öğrenilmesi. Tabii ki şunu ifade edelim, burada tamamen ders içeriğiyle alakalı olarak birinci dereceden İngilizcenin bütün İngilizce konuların hepsinin görülme gibi değerli kardeşlerim bir durum söz konusu değil. Bunu ifade edelim. Malumunuz İngilizce de bir dünyadır. Dolayısıyla biz burada elimizden geldiğince İngilizce yazışma, özellikle kendinizi ifade edebilme anlamında bir örnek bir e-mail gönderme, örnek mektup yazma ve yine diyelim ki bir iş başvurusunda bulunacaksınız. Kendinizi nasıl ifade etmeniz gerekiyor? Bununla alakalı hususları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Veyahut bir iş başvurusu yapacaksınız. CV nasıl hazırlanacak? Bir CV'nin, rezümenin hazırlanmasında ön plana çıkan önemli hususlar nelerdir? Bunları sizinle paylaşacağız. Artı İngilizce ödev hazırlama. Tabii ki burada önemli olan hususları kaynak kitaplardan değerli kardeşlerim elimizden geldiğince siz kardeşlerimize paylaşma imkanı bulacağız bu dönem. Şimdi tabii ki çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bundan dolayı ben şuna inanıyorum ki bütün kardeşlerimizin elinden geldiğince imkanı çerçevesinde derslerimize katılacaklar. Bu dönem malumunuz asenkron olarak derslerimizi işliyoruz. Dolayısıyla özellikle e-mail yazımı, işte İngilizce yazışmayla beraber e-mail yazımının ne kadar önemli olduğunu burada göreceğiz. Çünkü uzaktan eğitim sürecinde kendimizi ifade edebilme, doğru ifadeleri kullanabilme, karşımızdaki muhatabımıza mesela bir de ders kayıt süreci geçiriyoruz. Yani kendimizi gayet basit, düzgün, anlaşılır bir biçimde ifade edip hem danışman hocamızın hem daha sonra muhatap olacağımız kişilerin düzgün bir biçimde kendimizi ifade edebilme bu anlamda önemli. Ümit ediyorum bu dersimizle beraber de sizin hem İngilizce yazma kabiliyetinize hem de tabii ki bu sadece İngilizce için geçerli değil. Türkçe'de ödev hazırlarken veya Türkçe bir e-mail yazarken de neye dikkat edebileceğimizi beraber görmeye çalışacağız değerli kardeşlerim. Burada en önemli olan şey iletişim kopukluğunun olmaması. Sizden ricam, bu derslerimizi tamamlayacağız, videolarımızı çekeceğiz. Hem LMS üzerinden hem web sayfam üzerinden değerli kardeşlerim ders notlarımızı sisteme ekleyeceğiz. Sizden ricamız, sizler derslerinizi dinlerken mutlaka uzaktan olmak tabii ki bir dezavantaj olabilir. Ama bunun artıları da bizim için söz konusu olacak. Mesela şu çektiğimiz videoyu daha sonra istediğiniz kadar ders içeriğini ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Bir de başka bir hususu hem İngilizce yazışma hem de yazışma kurallarını dikkate alarak konuştuğumuz başka bir hususu ele alalım. Mesela arif.aydin.inonu.edu.tr sizin benimle muhatap olacağınız e-mail adresi. Bu gerçekten önemli. Bir bakıyorsunuz bir kardeşimiz e-mail yazacak. Hocanın kaç tane e-mail adresi varsa aynı mesajı defalarca gönderiyor. Bu gerçekten yani ilk dersimiz bu olsun. Özellikle yazışma kurallarını ifade ettiğimiz zaman diliminde. Ki benim web sayfamda 3 tane e-mail adresim var yan yana iletişim bilgilerinde. Tabii ki bu kardeşimiz belki şunu arzu ediyor, istiyor ki bir an evvel sorusuna cevap alsın. Ama sizin İnönü Üniversitesi öğrencilerimiz olarak da birinci dereceden benimle iletişime geçeceğiniz e-mail adresi şu an ekranda görmüş olduğunuz arif.aydin.inonu.edu.tr e-mail adresimizdir. Değerli kardeşlerim, gerçekten e-mail yazmak bir kültürdür. E-mail ile beraber kendini doğru ifade edebilmek bir kültürdür. Karşınızdaki kişiye kısa, öz, derdini anlatın.
doğru bir biçimde, düzgün bir formatta merhabayla başlayıp derdinizi ifade edip teşekkürle biten bir e-mail formatından gerçekten kendinizi ifade edebilmeniz çok mühimdir. Bunu sadece ders için düşünmeyin. İş başvurusunda bulunacaksınız. Profesyonel hayatta birçok başarılı işler yapacaksınız. Bunu gerçekleştirirken derdinizi ifade edebilmek, kendinizi doğru ifade edebilmek çok önemlidir. Çünkü yazdıklarınız artık sizin kimliğinizdir. Karşıdaki kişi, e-mail göndermiş olduğunuz kişi sizi bilmemekte, sizi tanımamakta ve sizi yazmış olduğunuz e-mailinize göre değerlendirecektir. Bundan dolayı da gerçekten yazışma çok önem arz eden bir durumdur değerli kardeşler. Dersimizin kaynaklarında bakacak olursak Letter Writing in English diye bir kitabımız var. Bu kitapların hepsini Google'dan bakabilirsiniz, aratabilirsiniz. Kimisi ücretsiz PDF formunu alabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz kitapların hepsinden değerli arkadaşlarım internet üzerinden, web üzerinden erişime açılan kısımları var, bakabilirsiniz. Birinci kitapta Letter Writing in English'te burada örnek olarak e-mail nasıl yazılır, mektup nasıl yazılır, mektup örnekleri var farklı tonlarda. Diyelim ki bir iş başvurusunda nasıl yazılır veya bir özür dinlediğin zaman nasıl bir mesaj ile başlanmalı veya bir taziye dileğin var. Bunu bir baş sağlığı dileyeceksen nasıl yazacaksın? Bununla alakalı örnekler var ve dersimizin ilerleyen haftalarında değerli kardeşlerim elimden geldiği müddetçe bu örnekleri sizinle paylaşmaya beraber bunları incelemeye çalışacağız. Yine aynı şekilde Webster's New World isimli kitabın değerli arkadaşlarım içerisinde yine CV nasıl yazılır? Mektuplar nasıl yazılır? Bunun örnekleri bulunmakta. Bu anlamda ben de sizin için seçmiş olduğum, bu kaynaklardan seçmiş olduğum içeriği, nelere dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayıp beraber bu dönem boyunca incelemeye çalışacağız. Tabii ki şunu söyleyeyim, bizler yani native speakers değiliz yani. Amerikan veya işte diyelim ki İngilizceyi ana dilimiz değil. Biz bu anlamda mutlaka sözlük kullanacağız, mutlaka başka kaynakları kullanacağız. Ki ben şunu ifade edeyim, yıllarca yurt dışında kaldım. CV'me de bakarsanız yüksek lisans öncesinde dil eğitimi, yüksek lisans ve doktora eğitimimi Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladım. Özellikle burada da şunu gördüm yani bu sözlük kullanma veya bir kaynak kullanma bu anlamda sadece bizim için değil. Hatta birçok kelimenin yazımında bile bir Amerikalının çok ciddi anlamda yanlış yaptığına şahit oldum Amerikalıların bu anlamda. Özellikle çünkü kelimeler yazıldığı gibi okunmuyor. Bunu ifade edebilirim. Tabii ki bu tecrübelerimizi de biz dönem boyunca ders işleyişimizde sizlerle, siz kardeşlerimle paylaşmaya çalışacağız. Üçüncü kitap olarak ekranda gördüğünüz Reader at Work 1 kitabı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu bir kitap. Gerçekten çok önemli iki eser. Ve yine Reader at Work 2. Bu iki birinci seviye ve ikinci seviye olmak üzere metinler içermekte. Değerli kardeşlerim gerçekten önemli iki kitap. Bu kitaplar ilk iki sunmuş olduğum kitaplar yazışma ile alakalı kitaplar. Ama son iki kitapta ise özellikle burada metinler var. Yine dersimizin içeriğinde bu kitaplardan alıntı yaptığım bazı örnek metinleri de dönem içerisinde sizinle paylaşacağım. Beraber cümlelere bakacağız. Cümle zamanlarını tahlil edeceğiz. Nasıl yazılmış bunu elimizden geldiğince sizinle beraber değerli kardeşlerim incelemeye çalışacağız. Tabii ki hepsini değil, örnek bağımında neler yapılabileceği anlamında size yol ve yön gösterme anlamında katkı sunacağımızı ifade edelim. Gerçekten şu iki kitap çok önemli. Malumunuz Türkiye'de akademide devam etmek isteyen, üniversitede çalışmak isteyen kişilerin İngilizcesinin belli bir seviyede olması lazım. Malumunuz öncesinden beri işte KPDS sınavı vardı. ÜDS sınavı vardı öncesinde. Şu an yabancı dil sınavı olarak artık geçiyor. Sizler de sizin içinizden de yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen, ileride akademisyen olmak isteyen kardeşlerim varsa da
Şu iki kitap, Read Radcliffe 1 ve 2 kitapları mutlaka bakmanız gereken kitaplardan biri, ikisi olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü burada düzenli olarak hem kelime öğretimi var, hem cümle yapısı var, hem işte bir İngilizce parts of speech dediğimiz, birazdan bahsedeceğim, cümle içerisinde bulunan işte isimdir, sıfattır, zarftır, zamirdir, bunların kullanımı, nasıl kullanılması gerektiğiyle alakalı değerli kardeşlerim, aşama aşama böyle seviye seviye size bazı şeyleri öğreten çok kıymetli metinler var. Metinlerin sonunda sorular var. Bakmanızı mutlaka tavsiye edeceğim. Ki ben de bu kitaplardan dönem içerisinde dersimizle alakalı paylaşımlarda bulunacağım siz kardeşlerime. Evet, dersimizle alakalı olarak değerli kardeşlerim, her şey, sizin sorumlu olduğunuz her şey, öyle ifade edeyim. Öncelikli olarak LMS sayfamızda dersimizin videoları ve yine ders materyali, şu an ekranda görmüş olduğunuz ders notlarımız, bunların hepsini değerli kardeşlerim düzenli bir biçimde elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadarıyla değerli kardeşlerim, hem LMS sayfamızda hem de kişisel web sayfamda ve YouTube sayfamda bunları, YouTube kanalımda bunları sizin için paylaşacağım. Dersi takip eden kardeşlerim, bu bahsettiğimiz kaynaklara, yani kaynak anlamında sizin sorumlu olduğunuz kaynak anlamında herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Bizim sizlere anlattıklarımızı, bizim sizlerle paylaştıklarımızı dinlerseniz, dersimiz açısından ben bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü anlattığımızı ileride kaynak olarak erişebileceğiniz tavsiyelerimiz neler varsa da bunu ilerleyen safhalarda dersimizin içerisinde kıymetli kardeşlerim sizlere sunacağız. Bu bizim görevimiz bu anlamda. Dersimizin içeriğine bakacak olursak söz öbeklerinden bahsettim. İşte isimler, edatlar, sıfatlar, fiiller, zamirler ve diğerleri değerli kardeşlerim. Bunların cümle içerisinde kullanımı ve nasıl kullanılması gerektiğine dair elimizden geldiğince sizlere paylaşmaya çalışacağız. Dediğim gibi İngilizce bir dünyadır. Yaşayan bir olgudur, bir dildir, sürekli gelişir. Ve yine bu dersimizin içeriğinde de şu vardır. Ben elimden geldiğince bazı şeyleri hatırlatmaya çalışacağım ki biz sonuçta cümle yazacağız. Yazışmayla beraber bir metin oluşturacağız. O metni oluştururken de bunları hatırlamamız gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bundan dolayı da değerli kardeşlerim, işte isim nedir? Zamir nasıl kullanılır? Bunların da en azından birkaç böyle basit seviyede örneklerinde size paylaşıp ona göre metin oluşturmada ve yine bir yazma işlemi gerçekleştirdiğimizde bir e-mail yazma veya daha sonrasında bir ödev oluşturduğumuz zaman, bir ödev yazdığımız zaman bunları da nasıl oluşturmamız gerektiğini, hangi sonuçta oluşturacağımız paragraf bir cümle yapısıdır yani. Cümlelerden oluşur ve yine cümlelerin her biri de şu an ekranda görmüş olduğunuz söz bölüklerinden, söz öbeklerinden oluşur değerli kardeşlerim. Bunlardan da ne yapacağız? Elimizden geldiğince bahsedeceğiz. Zaman kavramından bahsedeceğiz. Diyelim ki geniş zaman, geçmiş zaman veya bir ödev hangi zaman kullanılarak yazılır? Geçmişte biten bir işlemi nasıl ifade edersiniz? Etkisi süreni, progresif olanı, devam edeni nasıl ifade edersiniz, nasıl yazarsınız, hangi cümle yapısı, hangi zaman kullanılırsa daha uygun ifade edilir. Veya akademik olan bir çalışmada yapılan bir çalışmayı sunarken hangi zamanlar, İngilizce zamanlar kullanılır? Bunlara sizinle beraber, cümle yapılarıyla beraber, noktalamayla beraber bunlara bakacağız. Bunlara bakmamızın sebebi kıymetli kardeşlerim, asli meselemiz yazışmalarımızı doğru yapabilmek. Yazışma örneklerinde diyelim ki e-mail yazacaksak, mektup göndereceksek ki şu an e-mail olaraktır ama literatürde bu mektup olarak da geçiyor. Veya bir dilekçe yazacaksanız, bir dilekçe yazıp göndereceksiniz. Cover letter dedikleri diyelim, kendinizi ifade ettiğiniz veya biyografi diyelim, kendinizi ifade ettiğiniz bir metni nasıl yazacaksınız? Bunun örnekleri nelerdir? Elimizden geldiğince buna bakacağız. CV'niz nedir? Bir iş başvurusu yapacaksanız yazmış olduğunuz CV'nizde kullanmanız gereken cümle yapıları nelerdir? Zaman hangisidir?
Ve yine özellikle yazılım ve donanımda, yazılım geliştirirken dokümantasyon malumunuz çok önemlidir. Geliştirdiğiniz yazılımın bir ekip olarak bir de çalışıyorsanız bununla beraber hem size hem sizden sonraki kişilere diyelim ki yazmış olduğunuz modülü, yazmış olduğunuz diyelim ki kod parçasının ne anlama geldiğini, hangi işlemi gerçekleştirdiğini ifade edebilmek anlamında dokümantasyonu nasıl gerçekleştireceğimizi ifade etmeye çalışacağız. Örnek ödevlerin nasıl hazırlandığını, hangi zaman dilimlerinin kullanıldığını kıymetli kardeşlerim beraber dönem içerisinde görmeye çalışacağız. Ümit ediyorum ki her biriniz için faydalı bir dönem olacağına inanıyorum. Her birinizin başarılı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki yani İngilizce gerçekten önemlidir. İngilizceye önem katan yani dünyanın eğitim anlamında bir dilidir. Bundan dolayı tabii ki kendimizi ifade etmek önemli. Bunu ifade ederken de özellikle web üzerinde bulunan kaynaklarda kendilerini nasıl ifade ettiklerini görmüş olacağız aynı zamanda. İşte bir metin içerisinde metnin nasıl yorumlanabildiğini, nasıl çeviri yapılabildiğini örnekleriyle beraber siz kardeşlerime dönem içerisinde paylaşmaya çalışacağım. Dersimizin değerlendirilmesine bakacak olursak kıymetli kardeşlerim, final, bütünleme, final, vize ve bütünleme sınavlarımızı LMS üzerinden gerçekleştireceğiz. Test olarak sınavlarımızı gerçekleştireceğiz değerli kardeşlerim. Anlattığımız içerikten, birinci dereceden, ders notlarımızdan sorumlu olarak ne yapacağız? Ders içerisinde anlattığımızı sizlere dönem içerisinde sunduklarımızdan sorumlu olacaksınız ve böylelikle dersimizi elimizden geldiğince başarılı bir biçimde devam etmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum hepinize. Zamanınıza sağlık. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum değerli arkadaşlar.